Brovan yazılımında SSH'ı aktif etmek mümkün. Panterlere yüklediğimiz Brovan yazılımında SSH nasıl aktif edilir tüm detaylarıyla bu videoda bakalım. Öncelikle bu işlemleri yapabilmemiz için Linux işletim sistemine ihtiyacımız var. Bunun en kolay yolu 8 GB ve üzeri bir flash bellek üzerine Linux Mind işletim sistemini kurup bilgisayarı flash bellek üzerinden başlatmak. Bir flash bellek üzerine kolayca Linux Mind işletim sistemini kuruyorum. İndirme bağlantısını açıklama kısmında vereceğim. Oraya girip aşağılara indiğinizde Türkiye'yi bulacaksınız. Burada herhangi bir sunucudan indirebilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra Rufus programıyla Flash Belli'ye yazmamız gerekecek. İndirdiğimiz ISO dosyasını Rufus programıyla birlikte Flash Belli'ye yazdırıyorum. Burada doğru belliği seçtiğimize emin olduktan sonra dosyayı seçtiğimizde tüm ayarları Rufus bizim için yapıyor. Sadece başlat deyip beklememiz gerekiyor. Şunu da hatırlatmamda fayda var. Bu işlemlerden sonra Flash belleğimiz sıfırlanmış olacak içerisine Linux Mint işletim sistemi kurulmuş olacak. Eğer flash belleğinizde bir veri varsa bunların hepsi yok olacaktır. İşlem tamam, kapat dedikten sonra donanımı güvenli bir şekilde çıkarıyorum. Ardından bilgisayarı yeniden başlattığımda flash bellekten boot edecek ve Linux Mint işletim sistemine erişebileceğim. Fakat siz giriş yapamazsanız BIOS üzerinden boot seçeneklerinizi kontrol edip flash belleği üst sıraya alabilirsiniz. Açılan ekranda en üstteki Start Linux seçeneğini seçiyoruz ve yüklemesiz bir şekilde de Flash bellek üzerinden kolayca erişebiliyoruz. Evet şimdi Linux üzerinden terminal'e giriyoruz. Bu videoda kullandığım tüm komutlar açıklama kısmında komut dosyası üzerinde mevcut. SSH çizgi, keygen yazıyoruz. Bu şekilde kendimize SSH anahtarı oluşturuyoruz. Enter enter dedikten sonra bize bir key oluşturdu. Şimdi dosyalar üzerinden SD diske gidiyorum ve burada yukarıdaki seçenekten görünmeyen dosyaları görünür yapıyorum. Bunun için yaptığım adımları takip etmeniz yeterli olacak. Ardından root dosyasına tıklıyorum ve saç dosyasının içerisine giriyorum. Şimdi sol üstten file seçeneğini tıklıyorum ve yeni bir sekme açıyorum. Bunu da new tab sekmesinin altından yapabilirsiniz. Ardından home ekranına geliyorum. View seçeneğinden tekrar görünmeyen dosyaları görünür yapmak için kontrol ediyorum. Burada gördüğünüz gibi saç dosyası var. Buna tıklıyorum. Ardından pub dosyasına tıklayıp açıyorum. Buradaki key'i kopyalıyorum. Daha sonrasında diğer sekmeye gelip yani SD diskte açtığımız dosyaya gelip yetkilendirilmiş SSH dosyasına tıklıyorum. Şimdi Enter'a basıp bir alt satıra geçip kopyaladığım key'i buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında kaydediyorum. Tüm işlemler bu kadar. Artık SD diski bilgisayardan çıkartıp cihaza takabilirim ve cihazın internet ve güç bağlantısını yapabilirim. Hotspot'u taktım. Aradan birkaç dakika geçti. Artık hotspot'umuz aktif olmalı. Terminale tekrar giriş yapıyorum. SSH'a giriş yapacağım. SSH boşluk eksi P boşluk 168 boşluk eksi I ardından dosyalarımızdan nokta SSH'a girip anahtarımızı buraya sürüklememiz gerekiyor. Anahtarı sürükledikten sonra boşluk bırakıp root et cihazın lokal IP adresini yazmamız lazım. Cihazın lokal IP adresini bilmiyorsanız modeminizin arayüzünden ya da IP scanner türevi bir uygulamadan taratıp bulabilirsiniz. Yes diyoruz ve gördüğünüz gibi SSH erişim sağladık. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda açıklamalar kısmında Telegram grubum var. Oraya katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.